Yukarıdaki derecik çözelti kaplarına belirtilen metal parçalar atıldığında zamanla hangi kaptan hidrojen gazı açığa çıkar? Önce metallerin türlerini belirleyelim. Alüminyum amfoter metal, çinko amfoter metal ve bakır yarı soy metal. Evet. Biz biliyoruz ki bazılar sadece amfoter metallerle tepkimeye girer ve açığa hidrojen gazı açığa çıkartır. Ne yapar? Asitlerle amfoter metalle tepkimeye giren hidrojen gazı açığa çıkar. Ancak bakır ile nitrik asit, yani yarı soy metal tepkimeye girdiği zaman asidin derişimine göre azot monoksit ya da NO2 gazı çıkar. Burada doğru cevabımız 1 ve 2 olur. D seçeneği doğrudur. Bu da sıcaklığında bulunan ispirto sıvısı ısıtırken sıvıya ait yukarıdaki özelliklerden hangilerinde azalma olur? Biz biliyoruz ki ısınan maddeler genleşir. Ne yapar? Ortamdaki ispirtonun kütlesinin sabit olduğunu düşünürsek ısıyla genleşti, hacmi büyüdü. Öz kütlesi azaldı. Bu doğru. Isınan madde, yani alkol molekülleri genleştiği için ne yapar? Birbirine uzaklaşır. Dolayısıyla hidrojen bağları da zayıflar birbirine uzaklaştığı için. Viskozite zaten bağlar zayıflayınca sıvının akma özelliği artar. Yani akışkanlığı artar. Viskozitesi azalır. O zaman bu da doğrudur. O zaman cevabımız E şıkkı. Suya X sıvısı eklendiğinde emisyon, evet, suya X sıvısı katıldığında emisyon oluyor. Emisyon neydi? Sıvı sıvı. O zaman demek ki suyun zaten sıvı olduğunu biliyoruz. X'in de sıvı olduğunu anlıyoruz. Zaten öyle söylemiş bize. Dolayısıyla burada ne oluyor? Emisyon oluşuyorsa bu bir heterojen karışımdı. Yani birbiri içerisinde çözülmeyen iki sıvı. Rahatlıkla o zaman şunu söyleyebiliriz. Su polar idi. X sıvısı ise apolardır. Ve heterojen bir karışım meydana gelir. Bu sefer suya Y'yi karıştırdığımız zaman da çözelti diyor. Çözeltiler neydi? Homojen karışımlardı. O zaman homojen karışması için su polarsa Y'nin de polar olması lazım, benzer olması lazım ki birbirini çözsünler. Birbiri içerisinde çözülmüş olsunlar. O zaman bakıyoruz. X sıvısı apolardır. Evet, bu bilgiye ulaştık. Y sıvısı polardır. Bu bilgiye ulaştık. X sıvısı zeytinyağıdır. Doğru olabilir dediği için evet, zeytinyağı yapı olarak karbon hidrojenlerden meydana geliyor. Su da çözülmüyor. Dolayısıyla mümkündür. Y sıvısı etil alkoldür. Etil alkol polar bir moleküldür. Ne yapar? Suda iyi çözünür biliyoruz. Bu da mümkündür. O zaman olabilir dediği için E şıkkı doğru cevap. Proton, nötron ve elektron sayıları verilen XYZ ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? O halde sembollerin üzerinde hepsini gösterelim. X'in proton sayısı 19, elektron sayısı 18, nötron sayısı 20. O zaman buradan yükün artı 1 yüklü olduğunu, kütlenin de 39 olduğunu buluruz. Y'nin proton sayısı 17, 18, o halde 18 tane de nötronu varsa 35, o zaman eksi 1 yüklüdür. Z'nin 15 protonu var, 15 elektronu var. 16 da nötron var. Kütle numarası da 31 nötr. X, Y, Z nötrdürler. Bakıyoruz. Hayır. X, Y nötr değil. Yanlış. Y taneciği nötr hale gelirken çapı azalır. Y taneciği nötr hale gelirken çapı azalır. Yani bir elektron aldığında anyon, yani nötre dönüşürken ne yapacaktır? Elektron sayısı azaldığından çapı azalır. O zaman bu doğru bir bilgi olmuş olur. X katyon, YZ anyondur. Hayır, Z nötrdür. XY arasında XY 2 bileşi oluşur. İkisi de artı 1 ve eksi 1 yüklü olduğu için oluşacak bileşiğimiz XY bileşiğidir. Bundan dolayı hatalıdır. Z metaldir. Z'yi yazdığımız zaman elektron dizilişini 2, 8, 5. 5A grubunda olduğundan dolayı ametaller, bu da hatalı bilgi. Doğru bilgimiz E seçeneği olur.
Baş grup elementleri olan ve aynı periyotta yer alan XYZ elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjisi verilmiştir. Buna göre elementleri aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Biz iyonlaşma enerjisiyle alakalı yaptığımız tablolu sorularda şuna dikkat ediyorduk. Bir iyonlaşma enerjisini yerine geçerken anormal bir artış varsa orayı tespit ediyorduk. Ve orası bize ne yapıyordu? XYZ elementlerinin grupları hakkında yorum yapma izni veriyordu. 230'dan 1100'e yaklaşık 5 kat bir artış var. Burası bir anormal artış. Burayı bir belirleyelim. 485'ten 713'e normal. Oradan 3400'e 4 ya da 5 kat. Burada bir anormal artış var. Diğeri normal artış. 315'ten 580'e normal. 580'den 900'e normal. 4600'e anormal bir artış var. Dolayısıyla hangi elektronları kolay kopartıyorsak onlar grup numarasını bize verirdi. X'in bir tane elektronu kolay koparttığımız için 1A grubunda, Y'nin iki elektronu kolay koparttığımız için 2A grubunda, Z'nin de 3 elektronu kolay koparttığımız için 3A grubunda olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bize diyor ki aynı yatay sırada bulunuyor bunlar. Yani aynı periyotta bulunuyorlar. X, Y, Z bu şekilde sıralanmış. Üçü de metaldi. 1, 2, 3A grubunda bulunan elementlerin metal olduğunu biliyoruz. Burada da görüyoruz. 1A demiş, 2A demiş, 3A demiş. Bu bilgi de doğru. Y'nin atom numarası XZ'den küçüktür diyor. Y'nin atom numarası XZ'den küçük olamaz. Y'nin atom numarası Z'den küçüktür, X'ten büyüktür. Bu bilgi hatalı. Z'nin yarıçapı XY'den küçüktür. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom çapının küçüldüğünü biliyoruz. O halde Z'nin yarıçapı diğerlerine küçüktür. Doğru bir bilgidir. 3 elemente elektriği iletir. Evet, metaller elektriği iletir. Doğru bilgidir. O zaman C seçeneğimiz hatalı bilgidir. XMYN tuzunun suda çözünürken çözeltiye verdiği iyon sayısının zamana bağlı değişim grafiği aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre XMYN tuzunun formülü aşağıdakilerden hangisidir? Bu tip sorular çözerken şöyle yapmamızda fayda var. Bize ne diyor? M tane X iyonu, N tane de Y iyonu ortama vermesi lazım. Çünkü kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve cinsi korunur. Buradaki N yükü X'ten geldiği için artı, M yükü de eksi demektir. Biz biliyoruz ki bir kimyasal tepkimede oluşan iyon sayısı kimyasal denklemdeki katsayıya göre olacaktır. O zaman buradan 6n tane varsa, buradan 2n tane varsa sadeleştirdiğimiz zaman burada 3'e 1 oranı vardır. Yani m'nin 3 olması gerekir. N'nin de 1 olması gerekir ki bu şekilde bu oranda ne yapsın? X tuzu suda iyonlaşsın. O halde sayıları bulduk. Yerine yazıyoruz. X 3, Y bileşiği elde ederiz. O halde bunu sağlayan bileşiğimizi arıyoruz. Bakıyoruz X3 Y bileşiğimiz hangisi? Görüyoruz burada. D seçeneği doğru cevabımız. Lewis yapısı verilen etan bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi baktığımız zaman bu bir hidrokarbondur. Hidrokarbonlar apolar moleküllerdir. Moleküller arasında yoğun fazda London kuvvetleri bulunur. London kuvvetleri bulunur. Başka bir çekim kuvveti bulunmaz. Bu doğru bilgidir. Suda çözünür. Su polar bir maddedir. Apolar olan çözünmez. Hatalı bilgi. Oda koşullarında sıvıdır. Hidrokarbonların ilk 4 üyesi oda şartlarında gaz halinde bulunur. O zaman bu bilgi de yanlıştır. Polar yapıdadır. Yanlış bilgidir. NH3 ile arasında hidrojen bağı oluşur. NH3 ile hidrojen bağı oluşturamaz. Çünkü hidrojen bağı oluşması için şartımız şu idi. Şöyle yazmış olayım. Hidrojen bağı yapacak hidrojen atomunun bir defa fon elementine bağlı olması lazım ve başka bir moleküldeki fonla etkileşmesi lazım. Görüyoruz buradaki hidrojen karbona bağlı. Azotla etkileşmesi onun hidrojen bağı yapmasını sağlamaz. Bu bilgi de hatalı bilgidir. Doğru cevabımız A seçeneği olur.